Sezgin Özbay Doğru Haber Kıskanılası Güzellikler Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam da onun pak Resulüne olsun. Bu hafta İttihadül Ulema bünyesinde birkaç ilimizde paha biçilemez güzelliklere şahit olduk. Eğitimlerini tamamlayan kızlarımız icazet aldılar. Onları izlerken duygulandık, huzur bulduk ancak en çok da ümitlendik. Alimlerimiz geleceğe dair sönmeye yüz tutmuş ümitlerimize bir rüzgar oldular. İleriki nesillerin durumuna dair karamsarlığımızı bir nebze olsun umuda çevirdiler. Televizyon, telefon, çevre üçgeninde neredeyse kaçsa bir kötülükle karşılaşan yavrularımız adına huzur buldu yüreklerimiz. Bu kadar keşmekeşin içerisinde güzel şeyler hala oluyor dedirtiler bize. Geçmişten günümüze gelen bayrağı devraldılar, yarı yolda bırakmadılar. Üstadlarının yolunu sürdürdükleri kişilerin kabillerine bile bir nur doğduğuna inanıyorum. Ahmet bin Hanbel der ki, her güzel şeyin bir kıymeti vardır. Kalbin kıymeti de Allah'tan razı olmaktır. Onlar Allah'tan razı oldular. İlim yolunda anneden, babadan, kardeşten, sevdiklerinden ayrıldılar. Birçoğu kendi şehrinden uzak diğerlerin sıkıntılarına, hava koşullarına, hastalıklarına katlandı. Dünyanın bunca süsüne karşılık sade bir yaşamı ve ilim yolunu seçti gerçekten de kıskanılası güzellikler. Telefonunun şarjı bittiğinde panik olan bizler nerede, dünyanın bütün cazibesinden uzak ilim tahsil edenler nerede? Hem sonra tesettür için, peçe ve çarşaf için gericilik diyenlerin, çağın gereklerine uygun yaşanması gerektiğini iddia edenlerin ağzına şiddetli bir şamar vurdular. Kişiliği sadece bacak, saç ve bedenden ibaret görenler ne bilsin tesettürün edebin değerini. Onların başarısı ne ses yarışmasındakilere benziyor ne dağda bayırda aç susuz mücadele edilen yarışmalara. Başı Allah rızası, sonu Allah rızası için. Rabbim bu rıza yolunda ilerlemelerini daim etsin. İlimleriyle azami derecede amel etmeyi onlara nasip etsin. Şımarıklıktan, kibirden, riya ve ucuptan onları muhafaza eylesin. Ümmete önderler olmayı ve önderler yetiştirmeyi onlara nasip etsin. Maddi ve manevi sıkıntılarına gidersin onları hayırda çığır açanlar safına dahil eylesin. Amel defterleri kıyamete kadar açık kalsın. Yeryüzünde öğrenilen harfler, kelimeler sayısınca onlara da sevap yazsın. Ailelerinden de razı olsun Rabbim. En az onlar kadar sıkıntı çeken, yavrusundan ayrı kalan annelerden, babalardan. Demiş ki şair, bu dünyanın en boş nimetleri bile Eşit değildir ilimden en ufak bir nükteye. Rabbim ilmin tadını bütün alimlerimizin hayatında daim eylesin. Amin.